Saygıdeğer hemşehrilerim, ben de diyorum bu kürsüye çeken niye böyle bir... Kürsünün bir çekiciliği var. Oradan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama gerçekten çekici. Buraya çok kalabalık geldik. Tıpkı Timur'a fillerini şikayet ederken geldiğimiz gibi. Oldukça azalmışız. Günümüzün fillerinin esasında biraz uzun protokol konuşmaları olduğunu tespit ettim. Bütün konuşmacılarımıza çok çok teşekkür ediyorum ama özellikle ismimi anan Sayın Valimize ve Sayın Akşehir Belediye Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür etmeye çalışıyorum. Kimin aklına geldi bilmiyorum. 60.sı düzenlenen Uluslararası Nasrettin Hoca şenliklerinde temsili de olsa Nasrettin Hoca. Türk Cumhuriyeti'nden gelen vekilimiz gibi benim atalarım da 1850'li yıllarda Akşehir'den Ahmet Dedem Rusçuk Sancağı'na gider köyünü kurar. Sonra o devlet el değiştirip oranın şu anki adı bir sersendi ki orası Nasrettin Hoca Köyü. Yani ben de Hoca Nasrettin'in torunlarından bir tanesiyim. 60 yıl oldu. Hayatımın en özel, en onurlu anlarından bir tanesi. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Yaşı hiç önemli değil. Bu göle maya çalma meselesi bugün çok konuşuldu. Bunun iki sebebi var zannımca. Bir tanesi biz beyler çapadanak yoğurdu attık, karıştıramadık, üstümüze de sıçrattık. Sonra aramızdaki saygıdeğer iki hanımefendi yoğurdun nasıl mayalanması gerektiği konusunu bize gösterdiler. Dedi ki, Hoca Nasrettin değil de o dönem eşi rahmetli hanımefendi göle mayayı çalsaydı gerçek anlamda gölün maya tutma ihtimali vardı. Çünkü hanım eli değmiş olacaktı. Hazır bulunan, uzaktan yakından teşrif eden tüm hanımefendilere enderin sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Beylere de nasihatımız olsun. Özellikle gençler, hanımlar, ben daha fazla hanım sayısı saymıştım ama. Geçen sene atılan mayanın tutmamasını anlamak çok mümkün. Çünkü geçen sene Metin Şentürk temsili Nasrettin Hoca'ydı. Bilmiyoruz. Muhtemelen o da görmedi zaten nereye attığını. Mayanın gölle buluşmuş olma ihtimali yok Metin attığı için. Ondan mayanın tutmamış olma ihtimali yok. Gençler, tabletler, kitap okumak yerine tabletlerle oynarsanız bindiğiniz dalı kesersiniz. Günümüzde devam ediyor mu? Öğretileri devam ediyor. Beyler, baştan kaybedeceğiniz savaşa ki bu hanımlarla tartışmadır. Israrla buna devam ederseniz yine bindiğiniz dalı kesersiniz. Ondan sonra sizin halinizden ancak hanım zılgıtını yiyen ki saklı mısın? Boşu boşuna bildiğiniz dalları kesmeyiniz. Çok mutlu oluyoruz uluslararası organizasyonlardan. Birinci gelen karikatürde aklımda yanlış kalmadıysa Sayın Akşehir Belediye Başkanımız Sergei Bokun mu? Boken Bokun Sergei. Onu biz de tebrik ediyoruz. Bundan sonra gelecek olan uluslararası katılımcıların soy isimlerinde varsa bir yamgirilik, bir nickname de başka bir şey de kendine. Hani buradan bir şey uydur. O yabancı arkadaşlar da bir nickname de, hani bir sahte isimle bir lakapla katılırlarsa bizi de burada kürsüde isimlerini terennim eylerlerken çok da zorlamazlar. Efendim seneye kim öle kim kalın. Bu şenlikle hayırlı keyfini çıkarın. Akşehir'imiz için hayırlı olur inşallah. Bunu 6 kuşak önceden bir Akşehirli olarak, Hoca Nasrettin'in şeref duyuyorum. Bir torunu olarak söylüyorum. Keyfini sürün. Allah gönlünüzde ne muradınız varsa inşallah versin. Onu türkü çığırarak aramayın ki hep beraber bulabilirim. Göle maya çalmak herkes söylediği bir umuttur. Umut da en kıymetli şeydir. Olmayacak şeyi oldurur. Çalmak için gibi oturmak gerekir. En zorlu olan henüz en zor imtihanı geçirmemiştir ve artık o imtihandan Allah'ın izniyle geçmek üzeredir. Umudunuzu dahil tutun, göle maya çalmaya bildiğiniz dalları kesmeyin, eşeğe ters bırakmayı hocaya bırakın. Hakikaten zor ki bugün de gazi koşusunu kazanan atı eşek diye getirmişler, durduramadık. Eğer o eşekse onun listesini rica ediyoruz bakıcılarından.
Ben bütün Akşehir'i, hemşehrilerimle paylaşacağım, yerinde duramıyorsun. Bütün arzularımdan önce geldik. İlk önce biz buradayız. Karakaçan'la beraber. Burada bekar olanlar varsa sevdiklerini Cenab-ı Allah almayı nasip etsin. İçerisinde bulutta kalmasın. Sınava giren gençler arzu ettikleri hangi bölüm istiyorlarsa onu kazansınlar. Memleketimiz için hayırlısı neyse olsun. Akşehir'imiz çok yaşasın. Temsili olarak konuş. Beni andığınız için Allah her birinizden razı olsun. Bunun bazı harcama kalemleri olabilir. Şu temsili Nasreddin'e verdiğiniz kısmını helal edin de buradan garibin borçlu ayrılmasın. Tayyareye binecek, Allah'a emanet. Eşlerinizin kıymetini bilin. En kıymetliler, yaş kıymetini. Her şey gönlünüzce olsun. Seneye bir şekilde görüşürüz. Hoca Nasreddin olarak mı olur? Eşeği tutan mı olur? Burada şeker dağıtan mı olur? Tekrar tekrar teşekkür ederim. Hayatın zorlu en özel anlarımdan bir tanesiydi. Hayatımın en güzel günlerinden birini yaşadık. Bir de topraklarında. Her birinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.